Türkiye üst düzeyde bir beka mücadelesi vermektedir. Ve bu bir vehim, bir hayal, bir kuruntu değildir. Türkiye ne zaman kıpırdasa, ne zaman doğrulup sorun ve sıkıntılarının çözümü için inisiyatif alsa, ya bir kriz ya da bir kaos anında tetiklenmektedir. Nitekim milli birlik ve kardeşlik ruhunu sabote etmek için kuyruğa girmiş karanlık çevreler, ülkemizin diriliş ve yükseliş gayesinden her zaman ürkmüşler, zaman geçirmeden başımıza üşüşmüşlerdir. İşler düzelmeye başlasa, bozguncular gecikmeden devreye girmişlerdir. İleri, daha ileri gidelim desek, hep bir engel çıkaran, hep bir çengel atan görülmüştür. Huzurun vekaleti olmaz, istiklalin velayeti olmaz, ihanetin vedası olmaz, dost gibi görünen düşmanların vefası ise hiç olmaz olmamıştır. Biz ecdadımızdan öğrendik ki mücadele mücadelenin vekünüdür. Mücadele varsa umut vardır. Mücadele varsa gelecek vardır. Mücadele varsa öyle ki bir de şuurluysa melun heves ve hedeflerin başarı şansı yoktur. Bugüne kadar da olmamıştır. Türkiye terörizmin kanlı saldırılarıyla uzunca bir süredir muhataptır. Katiller öldürdükçe pes edeceğimizi düşünüyorlar. Korkacağımızı, kaçacağımızı, zelil dayatmalara tamam diyeceğimizi sanıyorlar. Bilmiyorlar veya bilsin istemiyorlar ki Türk milleti kahramandır. Korkakça yaşamaktansa kahramanca ölüme dünden razıdır. Nasıl ki sirkeden şeker olmazsa korkaktan da kahraman çıkmaz, çıkmamıştır. Çıkmayacaktır. Irmak içinde kuru kerpiç, gübrede mis koku aranamayacağına göre terörle mücadelede de kesinti, ağırdan alma, kafa karışıklığı, sitem ve strateji yanlışlığı olamayacak, şu günkü tabloda aransa bile bulunamayacaktır. Terörizm kanalıyla Türkiye'yi tehdit eden, diyet isteyen, bedel ödetmek için her yolu deneyen ülke ve mihraklar kalemizi düşüremeyecekler, kalemizi kıramayacaklar, kaderimize ambargo koyamayacaklardır. Dövene elsiz durmayacağız, sövene dilsiz kalmayacağız, vurana tepkisiz olmayacağız.